Respublika Podcast'e hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Bugün sizlerle 2. Dünya Savaşı'nın Barbarossa Harekatı'ndan bir savaş konuşacağız. Bu savaş modern dünya tarihinin en büyük tank muharebelerinden birisi. Yani herkesin aşina olduğu az çok Kursk muharebeleri. Bu muharebeler için yanımızda Selçuk Hocam var. Selçuk Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyisinizdir umarım. İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ya bizler de iyiyiz. Ne yapalım işte. İki günlük İyiyiz yaşam. İşte. Ah. Armi'cim sen hoş geldin. Bugün sen hoş bulduk. Sen de yardımcı olacaksın bize. Evet, özellikle ben tanklara karşı çok ilgili evet. Olduğum için bu benim için önemli bir podcast. Ben de katılım göstermek isterim. Teşekkür ediyorum katıldığın için bizlere. Ben de teşekkür ederim. İzninizle o zaman ilk sorumu sorarak programa giriş yapıyorum. Hocam, Kursk Savaşı'nın gelişme aşaması ve savaş öncesi dinamikleriyle beraber savaşı anlatır mısınız bize? Hani bu savaş nasıl gelişti? Savaş öncesi Harkov muharebeleri ve savaşı bize bir anlatır mısınız? Tabii. Şöyle bir giriş yapalım. Biliyorsunuz Alman harp doktrininin literatüre kazandırdığı şekliyle anlatacak olursak Doğu Cephesi aslında 2. Dünya Savaşı'nın da dönüm noktalarından birini oluşturuyor. En önemli dönüm noktası daha doğrusu. Özellikle Almanların yenilmesi ve oradan Stalingrad sonrası bir geri çekilme sürecinin başlaması dolayısıyla. Şöyle söyleyebiliriz. Almanlar Temmuz 1941'de Sovyet topraklarına saldırdıktan sonra Yıldırım Harbi taktikleriyle çok hızlı bir ilerleme sağladılar. Kuzeyden, güneyden ve merkezden olmak üzere 3 ayrı cephede çok hızlı bir ilerleyiş sağladılar ve birkaç ay içerisinde Moskova önlerine kadar gelmeyi başardılar. Bu sırada Leningrad gibi ideolojik hedefler, Moskova gibi idari hedefler kuşatma altına alındı. Lakin bu kuşatmaların hiçbiri başarılı olamadı. Ve özellikle Stalingrad'la birlikte Almanların şehir içinde başarılı olamaması sebebiyle bir geri çekilme süreci başladı. General Paulus'un 6. ordusunun tamamen esir edilmesi sonucu. Bir geri çekilme süreci başladı. Kursk Muharebesi'ne giden süreç de aslında buradan itibaren başlıyor. Stalingrad'la birlikte başlıyor. Stalingrad Almanların geri çekilmesinin aslında bir kırılma noktası oluşuyor orada. Kursk'la beraber, Kursk Muharebeleriyle beraber de bir dönüm noktası başlıyor. Topyekün Berlin'e doğru bir geri çekilme sürecini başlatıyor Kursk Muharebesi. Genel olarak böyle bir giriş yapabiliriz Kursk Muharebeleri ile alakalı. Sovyet Kızıl Ordusu özellikle Harkov civarına kadar gelip kaybettiği pek çok yeri ele geçiriyor. Ama daha sonra Hitler'in Doğu Cephesi'nin genel komutanlığına Manstein'i getirmesiyle birlikte denge yeniden sağlanıyor. Yer yer denge yeniden sağlanıyor. Almanlar Stalingrad sonrası hala çok tehlikeli. Hala büyük bir güç var Almanların elinde. Ve artık o gücün başında belki de tarihin gördüğü en büyük sağ komutanlarından biri olan Manstein var. Manstein var ve hemen ilk zaferini de kazanıyor zaten Harkov'la birlikte. Harkov geri alınıyor. Harkov geri alındıktan sonra bundan sonraki süreçte kuzeyde Leningrad'dan başlayıp güneyde Karadeniz'e kadar uzanan 1500 kilometrelik bir cephe hattı oluşuyor. Bu cephe hattının merkezinde de bir çıkıntı var. Sovyet çıkıntısı var. Bu çıkıntı yaklaşık olarak bugünkü İngiltere'nin yarısı kadar büyük bir arazi. Ve Manstein buraya bir zırhlı harekatı yapmak istiyor. Aslında zırhlı harekatından kasıt yine Almanların meşhur Yıldırım Savaşı taktiklerini kullanarak hızlıca düşmanı bir kıskaç saldırısıyla Sovyet ordusunu bölüp imha etmek.
Evet. Lakin Hitler, yani savaşın başındaki Hitler değil artık. Yani Alman ordusu İkinci Dünya Savaşı'na girerken, Polonya işgal edilmeden önce Hitler'in aslında çok rahat olduğunu ve komutanların fikirlerine, yenilikçi fikirlere çok açık olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim Fransa'ya yapılan harekatta mesela Manstein'in görüşlerine uygun bir harekat planı kabul ediliyor. Blitzkrieg değil mi bu? Evet. Tam olarak bu. Lakin böyle savaşın işte Doğu cephesinde gidişat terse dönmeye başladıkça Hitler de bazı endişeler, ya yani evhamlı bir yapıya bürünüyor aslında Hitler ve bu süreçle birlikte artık bir nevi generallerinin fikirlerinin pek bir önemi kalmıyor. Pek bir önemi kalmıyor. Yani generaller yani demin dediğimiz gibi Manstein hiç beklemeden aslında Sovyet ordusunun güçlü bir tahkimat kurmasını, güçlü bir savunma hattı kurmasını sağlamadan hemen önce bir Yıldırım Savaşı. Yıldırım Savaşı ile Sovyet ordusunu yok edip tekrar inisiyatifi Almanlar lehine değiştirmek isterken Hitler en az bir 3-4 ay daha saldırıyı bekletiyor. Bekletiyor. Sebebi de şu. O sırada Tiger tankları geliştiriliyor. Tiger 1 tankları geliştiriliyor. Ve Hitler bu teknolojik silahlara çok fazla güveniyor. Sadece Tiger tankı da değil. Bununla birlikte çok fazla teknolojik alet var. Almanların Panter de kullandığı. olması lazım zannedersem. Evet, Değil mi? evet. Panter'in de Evet, pant. Evet hatta öyle. tren vagonlarına yangın çıkıyordu bildiğim kadarıyla. Sorun Aynen oluyor. öyle. Savaşın hemen başında bayağı bir ilk üretim Panter'ler teknik sorunlarla karşılaşıyor. Aynen öyle. Ya aslında bu kritik aşamada şöyle bir gerçek de var. Almanlar aslında çok fazla Ar-Ge yatırım yapıyorlar. Yani çok çeşitli silahlar üretiyorlar. Ama karşılarındaki düşmanlara baktığınızda, düşman ülkelere baktığınızda, İngiltere, Sovyetler Birliği gibi. Sovyetler mesela tek model tanklar üzerinden devam etti. Savaş boyunca hiç değiştirmediler. Bazı varyantlar üretildi, bazı geliştirmeler yapıldı ama T-34'lerle devam edildi. Sürekli bir seri üretim, sürekli yani vurulan tankların yerini sürekli yenileri alabiliyordu. Ama Almanlarda böyle bir durum olmadı. Alman harp sanayisi sürekli yeni model tanklar, yeni model silahlar ve bunlara ayrılan büyük bütçelere, büyük paralarla aslında bir nevi kendini kitlemiş oldu. Kendini kitlemiş oldu ve üretilen bu tanklar da aslında yani mesela Tiger 1 tanklarının böyle çok karmaşık bir yapısı var. Yani savaş esnasında, harekat esnasında bozulduğunda mürettebatı tarafından terk edilip sahada bırakılabiliyor tanklar. Yani pek çok tank mesela Kursk Muharebesi'nde bu şekilde terk edilmiş bulundu. Yani hiçbir hasar almadan terk edilmiş şekilde bulundu. Sebebi vurulmaları değil, savaş dışı kalmaları değil, tamamen mekanik problemlerden dolayı, tamirinin zor olmasından dolayı bu şekilde Sovyet ordusu tarafından ele geçirildi. Ama Sovyet ordusunun elindeki tanklara baktığımızda T-34 yani böyle ustalık gerektiren kullanılması için ustalık gereken bir tank değil. Çok basit eğitimlerle kullanabilirsiniz bu tankı. Çok basit teknikleri var. Çok hızlı bir şekilde tamir edilebiliyor. Parçaları sökülüp takılabiliyor. Çok basit yani. Ve bu tabii ki Sovyet ordusuna ekstra bir avantaj sağlıyor. Çünkü tedarik aksamıyor. Cephe gerisinde zaten Sovyetler Birliği'nin çok güçlü bir silah endüstrisi var. Evet. Çok güçlü bir silah endüstrisi var. Cepheye sürekli sevkiyatlar yapılıyor. Savaş esnasında vurulan Sovyet tanklarının yerine hemen yenileri doldurabiliyor. Yani tek bir Tiger tankının aslında savaş esnasında tek bir Tiger tankının 17, 18, bazen 20, 22 T-34 tankını vurduğu oluyor. Ama buna karşılık hasarsız bir şekilde tekrar ana merkeze döndüğü oluyor. Ama Sovyetler bu ihtiyacı çok kolay bir şekilde
o açığı çok kolay bir şekilde kapatabiliyorlar. Fakat Almanların böyle bir durumu yok yani. Böyle bir imkanı da yok. Dediğimiz gibi araya çok fazla yatırım yapıyorlar ama o yatırımların karşılığını da alamadılar. Yani daha sonra 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika ve Sovyetler Birliği yedi açıkçası Ar-Ge yatırımlarının karşılığını Almanların. Ama savaş esnasında bir faydası olmadı. İsterseniz Hocam buyurun. dediğimiz gibi Kurs Savaşı'nın gelişme aşaması ve savaş öncesi saha dinamiklerini çok güzel aktardınız. Özellikle dünyanın en büyük, yanlış hatırlamıyorsam dünyanın en büyük tank muharebesi değil mi? Kursk muharebesi. Evet. Yani çok Aynen öyle. yani tankların durumlarını bize izah ettiniz. Artık savaşın kendisine gelelim. Savaşın kendisini dinlesek sizden. İsterseniz şöyle yani Alman ordusu ve Sovyet ordusunun aslında zırhlı birliklere geçişiyle ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Ondan sonra Tabii ki hocam. savaşa geçelim dilerseniz. Tamam, tamam hocam. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın imzaladığı Versay Anlaşması zaten yani Almanya'ya pek çok dezavantaj içeren yani çok şartları çok ağır bir anlaşma bu. Alman ordusunun yani belini kıran Almanya'nın belini büken bir anlaşmadan söz ediyoruz burada. Alman ordusunun mevcudu Versay Anlaşması ile 100 binle sınırlandırıldı. 100 binle sınırlandırıldı. Ve Hitler'in iktidarı geldiği dönemde Hitler bu 100 binlik sınırlandırmayı delmek için her şeyi yaptı. Zaten deldi de zamanla. Tam o tarihlerde Alman ordusu henüz mevcudu 100 binle sınırlıyken yeni bir harekat konsepti, yeni bir savunma konsepti daha doğrusu. Böyle bir arayış içerisinde eski Prusyalı generaller ve yeni genç subaylar. Yeni bir savaş durumunda yani cephe hattını 100 bin askerle tutamazsınız. 100 bin askerle tutmak, cephe hattını tutmak mümkün değil. Dolayısıyla özellikle genç subaylar bunun için dinamik bir savunma konseptine geçmek istiyorlar. Bunun için de zırhlı birliklere ihtiyaç var. Tanklara ihtiyaç var, mekanize birliklere ihtiyaç var. Yani orduyu 100 bin kişi düşündüğünüzde bu açığı sadece zırhlı birliklerle kapatabilirsiniz. Savunmayı sadece zırhlı birliklerle yapabilirsiniz. Uzun bir süre 100 bin kişiyle cephe hattını tutamazsınız. Dolayısıyla tam o tarihlerde özellikle İngiliz askeri tarihçi Liddell Hart yani bu tarihçi askeri tarihçilerin askeri tarihle ilgilenen herkes bilir. Henüz o zamanlarda orduların artık zırhlı tümenler kurmaları gerektiğini belirten bazı kitapları, makaleleri falan yayınlanıyor. Tabii kendisi bir İngiliz ve İngiltere'nin harekat konseptinde, savunma konseptinde yani zırhlı birliklerle bir savaş tarzı pek yok yani. Çünkü ellerinde dünyanın en güçlü donanması var ve İngiltere donanmayla yüzyıllar boyunca dünyaya hükmetmiş bir devlet. Dolayısıyla İngiliz ordusu bununla pek ilgilenmiyor. Ama Almanya'da bu plana dört elle sarılan bir genç bir subay var. Guderian. Guderian, Liddell Hart'ın bu zırhlı tümenler kurulması fikrine dört elle sarılıyor ve eski Prusyalı generalleri ikna etmeye çalışıyor. Tabii bu konuda pek başarılı olduğu da söylenemez. Çünkü yani hangi kapıyı çalsa yüksek mevkideki, yüksek mertebedeki eski Prusyalı generallerden hangisinin kapısını çalsa yani olumsuz yanıtlar alıyor genelde. Hani şöyle söylüyorlar generallerden bir tanesi şunu söylüyor Guderian'a. Yani savaşı boş ver, motorlu birliklerle ancak un taşınır gibi cümleler sarf ediyorlar. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda daha kafaları. Siper Savaşı'nda daha yani. Ama Hitler'in iktidara gelmesiyle birlikte Guderian'ın fikirleri benimseniyor
Ve Alman ordusu çok hızlı bir şekilde mekanize bir ordu haline dönüşüyor. Mekanize bir ordu haline dönüşüyor ve dolayısıyla o İkinci Dünya Savaşı'ndaki meşhur, yani bugün de geçerli olan dünyanın en güçlü tankları, Alman tankları diyebiliyorsak bugün, biraz da Guderian sayesinde bu. O günden itibaren meşhur Alman tank efsanesi başlıyor. Bununla birlikte Sovyet ordusunda da, Sovyetler Birliği için de hemen hemen benzer durumlar geçerli. Yani Stalin'in, yanılmıyorsam 1929'da bir konuşması var. Orada diyor ki gelişmiş ülkelerden en az 50 yıl gerideyiz. Yani bu açığı 10 yıl içinde kapatmazsak bizi dümdüz ederler diyor. Ve Stalin'in bu sözünden sonra, bu konuşmasından sonra Sovyet silah endüstrisi yani çok çok büyük atılımlar gerçekleştiriyor. Zaten devrim sonrasında büyük sanayileşme hamleleri var. Ve ilk Sovyet tankı da 1929'da üretiliyor. Ve 1933'e geldiğimizde Sovyetler Birliği dünyanın en büyük tank üreticisi oluyor. Yılda neredeyse 3000 tank üretebiliyorlar Sovyetler Birliği. Yani Winston Churchill mesela şey diyor Stalin'in ölümünden sonra. Yani Stalin dönemindeki gelişmeler yani evet, çok pek haz etmediğimiz bir adam Stalin. Genel olarak ama tam bir diktatör. Ama Sovyetler Birliği'ni nereden alıp nereden getirdiğiyle ilgili yani Winston Churchill'ın şöyle bir cümlesi var. Stalin Rusya'yı tahta sabanla devraldı, nükleer silahlarla bıraktı diyor Churchill. Yani çok büyük etkisi oldu Sovyetler Birliği'nin gelişiminde. Tüm atılımlar onun döneminde yapıldı ve bu atılımlar aslında açıkçası İkinci Dünya Savaşı'nda belki de Almanları püskürtmelerindeki en büyük faktördü. Tabii Stalin'in özellikle diktatörlüğünü ilan ettiği dönemlerde 35 ve 36'da yaptığı çok büyük böyle temizlik harekatları var ülke içerisinde. Böyle kendisine rakip muhalif olabilecek pek çok böyle generali, mareşali yok ediyor. Bazılarını öldürüyor. 40 bini mesela tutuklandı. Bunların en az yarısı öldürüldü. Bu dönemde 1936 sırasındaki büyük temizlik sırasında 5 mareşalden 3'ü öldürülüyor. 16 ordu komutanından 15'i idam ediliyor. Yani kurbanlar arasında böyle en yetenekli generalleri var aslında. Mesela bunlardan bir tanesi de Tuhaçevski. Bu adam aslında Sovyetlerin Guderian'ı. Sovyetlerin Guderian'ı. Yani Kızıl Ordu'nun hızla mekanize hale gelmesini istiyor. Bunu savunuyor. Hızla mekanize hale gelmesini savunan bir general. Aslında Stalin onu da ortadan kaldırarak bir nevi ülkesinin Guderian'ını ortadan kaldırmış oluyor. Ve bu yüzden zaten 1942-43 yıllarına kadar ya Almanlara sert bir cevap veremiyor Sovyetler Birliği. Hızlı Alman ilerleyişini engelleyemiyor. Her ne kadar şeyi Guderian'ı ortadan kaldırsa bile bugün Ukrayna'ya yapılan, Ukrayna sınırına yapılan ihmallerde işte hala Sovyetlerin Guderian'ın fikrinin ne kadar geçerli olduğu gözüküyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani bugünkü yani Tuhaçevski ortadan kaldırılıyor. Evet ama fikirleri benimseniyor yani. Mesela Stalin her anlamda ortaya koyduğu bir diktatörlük var ülkede. Yani dediğim dedik astığım astık bir adam. Ama o dönemde bile mesela askeri konularda ülkedeki generaller, askeri çevreler çok rahat bir şekilde tartışabiliyorlar. Ve Stalin'e belli başlı fikirler sunabiliyorlar, kabul ettirebiliyorlar. Yani böyle de bir tarafı var. Yani gariptir yani. Bir handikap aslında bu. Tuhaçevski'yi evet öldürüyor ama fikirleri yaşıyor. Ama biraz gecikiyor tabii yani. O büyük temizlik sırasında yani Kızıl Ordu'yu bir nevi yok ediyor yani. Kızıl Ordu'yu yok etmesinin
etmese belki çok daha güçlü bir karşılık verecekler. Belki Almanlar Moskova önlerine kadar gelemeyecek. Belki Leningrad kuşatma altında kalmayacak. Stalingrad kuşatma altında kalmayacak. Ama bunlar yaşanıyor neticede. Şimdi isterseniz muharebeye geçelim. Kurs muharebesine geçelim. Olur hocam. Dilediğiniz gibi. Ne demiştik? Stalingrad sonrasında Almanların bir geri çekilme süreci var aslında. Orada Almanlar çok büyük bir itibar kaybına da uğruyorlar aslında. Yani çok büyük bir ordu, Paulus'un General Paulus'un 6. ordusu komple teslim oluyor. Hitler'in emrini dinlemeyerek teslim oluyorlar aslında. Hitler General Paulus teslim olmadan önce onu Mareşalliğe terfi ettiriyor ama ve teslim olmaması gerektiğini söylüyor ama Paulus bir general onbaşının sözünü dinlemez. Bir onbaşı bir generale emir veremez diyerek teslim oluyor. Çünkü yapacak başka bir şeyi yok. Yani Manstein de Paulus'u kurtaramıyor aslında. Artık dinamikler çok farklı, saha çok farklı. Yani olan olmuş yani artık. Paulus ordusuyla birlikte Sovyetlere teslim oluyor. Yani savaşın başında o gördüğümüz mesela on binlerce Sovyet askerinin teslim olduğunu görürdük savaş başında. İlk defa Almanlar aynı duruma düşüyorlar. İlk defa Almanlar aynı duruma düşüp bu askerler Moskova sokaklarında yürütülüyorlar, Kızıl Meydan'da yürütülüyorlar. Tabii bu Sovyet ordusuna da Sovyet halkına da çok büyük bir güç veriyor. Aynı zamanda Sovyetlerin müttefiklerine de çok büyük bir güç veriyor. Ve bundan sonra Almanların bir geri çekilme süreci var ki Manstein Harkov Muharebesi'ni kazanana kadar. Harkov Muharebesi'yle dediğimiz gibi 1500 kilometrelik kuzeyden güneye 1500 kilometrelik bir cephe hattı oluşuyor ve bu cephe hattını cephe hattında bir Sovyet girintisi var. Ve bu Sovyet girintisi İngiltere'nin yarısı büyüklüğünde tam bu noktaya Manstein'ın hem kuzeyden hem de güneyden bir saldırı planı var. Hilal biçiminde Sovyet savunmasını yarıp Sovyet ordusunun önemli bir kısmını kendilerine çektikten sonra kıskaca alıp yok etme. Aslında önemli bir kolunu, Sovyetlerin önemli bir bölümünü yok etmiş olacaklar. Yani plan bu. Plan bu. Ama harekat başladığında 5 Haziran sabahı erken saatlerde harekat başladığında yani Manstein'in birlikleri savunmayı yarabildiği halde kuzeydeki hücum kolu aynı başarıyı gösteremiyor. Aynı başarıyı gösteremiyor ve tabii bunun öncesinde yani Manstein'in karşısında bunu atlamadan geçmeyelim. Manstein'in karşısında da aslında Sovyetlerin en önemli mareşali var. Georgi Zhukov. Bu adam aslında Kızıl Ordu'yu ayakta tutan da adam. Aynı zamanda. Ve çok yetenekli. Sovyet devriminin çocuğu diyebiliriz aslında bu adam için. Yani böyle rütbelerini bileğin hakkıyla kazanmış bir adam. Er olarak girdiği orduda zamanla mareşalliğe kadar terfi etmiş bir adam. O da aynı şekilde Manstein gibi tam bir saha komutanı, sahayı çok iyi analiz eder ve ona göre aksiyon alır. Manstein bunun bilincinde tabii, karşısında yetenekli bir general olduğunun da bilincinde ve ona göre henüz güçlü bir tahkimat kurmadan saldırmak istiyor. O çıkıntıya saldırmak istiyor. Yaklaşık 3000 tank var Alman ordusunun elinde. Neredeyse tamamı Manstein emrine verilmiş. Tabii karşı tarafta Sovyetler Birliği'nde ise 5000'e yakın tank var. Demin tankların özelliklerinden biraz bahsetmiştik. Yani nicelik olarak Sovyet ordusu çok üstün. Hem sayıca hem de lojistik anlamda Sovyet ordusu çok güçlü. Yani dolayısıyla Manstein'in herhangi bir yıpratma savaşına girmeden direkt Sovyetler Birliği'ne karşı inisiyatifi tekrar ele alması için
Almanların savaş başında yaptıkları, Barbaros harekatı sırasında yaptıkları gibi bir Yıldırım Savaşı, Yıldırım Harbi taktiği uygulaması gerekiyor. Bunun için de Hitler'den emir bekliyor. Yalnız Hitler'in emri yani yaklaşık 3 ay gecikiyor. Bekletilmesini istiyor. Saldırının bekletilmesini istiyor. Çünkü o teknolojik silahlara, Tiger 1'lere, Panther'lere çok güveniyor Hitler. Yeteri kadar Tiger'ın ve mühimmatın cepheye sevk edilmeden saldırının başlatılmamasını istiyor. Hocam, Maçtan bu. Buyurun. ben şöyle bir kitapta okumuştum, şöyle Doğu Cephesi ile alakalı. Bu Hitler'in emrinin gecikmesinden dolayı tabii Zhukov çok zeki ve başarılı bir kumandan Tabii bir kesinlikle öyle. köstebek yuvasına çevirdiği söyleniyor, o Kursk çıkıntısını. Hani Aynen öyle. Alman tanklarının hareketini ne kadar zora sokarsa o kadar yüksek başarı getireceğini öngörerek herhalde öyle öngördüğünü düşünüyorum ben. Yani kazabildikleri kadar hendek kazdıkları yazılıyor, hani Sovyet ordusunun Alman Öyle. tankları ilerlemesin diye. Sadece hendek kazmayla da bitmiyor. Aslında tankları durdurmanın o sıra yani Zhukov tankları durdurmanın en iyi yolunun hendek kazmak olduğunu biliyor. Bunun bilincinde ve aslında bu sırada yani Zhukov şöyle bir adam. Hani Hitler'e pardon çok özür dilerim. Stalin'e hayır diyebilen ender adamlardan biri. Ender adamlardan biri. Hani demin bahsettiğimiz gibi Hitler savaşın başında generallerin fikirlerine çok değer verirdi, çok önem verirdi ama zamanla bir şeyler ters gitmeye başladıkça generallerin fikirlerini aslında hırsına kurban etmiş oldu Hitler savaşı bir nevi. Ama savaşın başında da aynı durum Stalin için geçerliydi. Stalin savaşın başında generallerin fikirlerine değer vermezdi, önemsemezdi. Savaşı askerlerin yönetmesi, bizzat askerlerin yönetmesi gerektiğini farkında bile değildi. Ama Alman ordusu Moskova'nın dış mahallelerine birkaç kilometre yaklaştıkça durumun farkına vardı aslında. Artık tamamen sahaya askerleri bırakıp onların fikirlerine göre, onların doktrinlerine göre hareket etmesi gerektiğinin farkına vardı. Ama şöyle bir durum oluştu Kursk'ta. Şimdi öncesinde Stalingrad'da büyük bir zafer elde etti Sovyetler Birliği. Stalin çok büyük bir zafer elde etti. Ve onun bir özgüveni vardı aslında Stalin'de ve Zhukov'la yani bu konuda zıt görüşlere sahipler. Hani Stalin direkt saldırıp Alman ordusunun imha edilmesini istiyordu. Yani önleyici bir saldırı yapılmasını istiyordu aslında Alman ordusuna karşı. Ama Zhukov karşıda bir yani Manstein gibi bir dehanın olduğunun farkında. Almanların henüz hala çok büyük bir gücü olduğunun, çok büyük bir saldırı gücünün olduğunun farkında. Ve de çok temkinli bir adam. Çok temkinli bir adam. Dolayısıyla beklemeyi tercih ediyor. Yani önce Alman saldırısını kırıp ondan sonra karşı saldırıya geçmek niyetinde Zhukov. Zaten öyle yapıyor. Yani anti-tank mayınları koskoca araziye anti-tank mayınları döşetiyor. Ya yani bu anti-tank mayınların döşeme aralığı da şöyle yani 30-40 santimde bir anti-tank mayını var. 30-40 santimde bir anti tank mayını var. Yani şimdi böyle bir cepheyi nasıl geçebileceksiniz ki? Sahte hedefler, sahte savunma hatları oluşturuyor. Alman keşif uçaklarının, bombardıman uçaklarının asıl güçlerini, Sovyet ordusunun asıl güçlerini vurmasını engellemek için ve de biraz da Alman hava kuvvetlerinin enerjisini bir nevi emmek için sahte hedefler, sahte savunma hatları oluşturup Alman hava kuvvetlerini de keşif kollarını da o bölgeleri yönlendiriyor. Ve bunun dışında yani Stalin'i savunma savaşına ilk başta bir savunma savaşına ikna ettikten hemen sonra neredeyse 300 bin kişilik bir sivil halkla birlikte ya işte Mecina hattından hemen sonra İşte dünyanın en büyük savunma hatlarından birini kurmuş oluyor aslında o hendekleri kazarak. Arda arda çok geniş, çok uzun, çok büyük hendekler ve bunlar arda arda kazılmış durumda. Yani tek bir hendek değil. Arka arkaya pek çok hendek kazılıyor. Ve bu hendeklerin gerisinde Rus topçu sistemleri var. Tankları var.
Alman tankları hendeklerde debelenirken Rus topçularının menzilinde yani çok kolay bir şekilde hedef olabiliyorlar. Çok kolay bir şekilde hedef olabiliyorlar. Yani hendekler Alman ordusuna çok büyük problem çıkarıyor. Alman tanklarına çok büyük bir problem çıkarıyor. Demin dediğimiz gibi anti tank mühimmatları 30-40 santim aralıklarla dizilmiş anti tank mühimmatları var. Yani Manstein burada aslında çok fazla tank kaybediyor, çok fazla asker de kaybediyor ve bu aslında Zhukov'un o istediği yıpratma savaşına girdiğini gösteriyor. Ama Manstein'in isteği bu değil. Manstein tamamen bir alan savaşı yapmak istiyor. Bir meydan muharebesi gibi bir çarpışma yapışmak istiyor. Zhukov ise böyle bir yıpratma savaşına girip ondan sonra Alman ordusunun gücünü kırdıktan sonra karşı saldırıya geçmek istiyor. Ama her şeye rağmen yani 5 Haziran günü saldırı başladığında, Alman ordusunun saldırısı başladığında bahsettiğimiz güney, merkez ve kuzeydeki birlikler aynı anda saldırıya geçtiklerinde Manstein her şeye rağmen Rus savunma hatlarını yarıp 10 kilometre kadar bir alan kat edebiliyor, ele geçirebiliyor. Güneydeki birlikler daha keza öyle. Güneyde çünkü dinamikler biraz daha farklı. O bölgede Alman tankları sayıca çok daha fazla. Sayıca çok daha fazla. Ve onlar da aynı şekilde yani gözle görülür bir ilerleme kat ediyorlar. Ama kuzeydeki birlikler için aynısını söylemek zor. Çünkü kuzeydeki birlikler farklı bir yöntem deniyorlar. Direkt tanklarla yapılan bir saldırı değil de önce piyadeyle, Alman piyadeleriyle başlattıkları bir saldırı var ki orada kırılıyorlar zaten. Hani tanklara alan açmak için, tankların ilerlemesine alan açmak için, Sovyet savunmasını zayıflatmak için piyadelerle giriştikleri bir saldırı var. Ama Sovyet ordusu bu saldırıyı durdurup Alman ordusunu geri püskürtüyor ve sonunda Alman üst komutanlığı kuzeydeki saldırıyı iptal etmek zorunda kalıyor. Yani bu da aslında Manstein'in planına hiç uygun bir plan değil. Yani kuzeydeki cephenin çökmesi, saldırının iptal edilmesi Manstein'in en başından itibaren düşündüğü o kıskaç saldırısını yapamamasına, gerçekleştirememesine sebep oluyor. Bu durumda Manstein mecburen bir taktik değişikliğe gidiyor. Aslında bir nevi o askeri sezgilerini, askeri dehasını, stratejik hünerlerini de kullanarak farklı yöntemler deniyor. Yani mesela inisiyatifin tamamen Sovyet ordusuna geçmemesi için gece baskınları düzenliyor. Ani gece baskınları düzenliyor Sovyet ordusuna karşı. Böyle panik ve kargaşa çıkarmak için Alman Hava Kuvvetleri cephe gerisine doğru sortiler düzenliyorlar. Bir keresinde mesela ele geçirilen bazı Rus tankları var. Bu Rus tanklarıyla bayağı Rus ordusunun savunma hatlarını geçip gizlenerek Rus ordusunun karargahına kadar neredeyse geliyorlar. Ve burada mesela şeyi fark ediyorlar. En başından fark edemedikleri bir durum var mesela. Bunu savaşın başında daha fark etseler belki bazı şeyler çok daha farklı olabilir. Buraya geldiklerinde Rus ordusunun bir zaafını görüyorlar. Rus ordusunun telsiz iletişimi sadece komuta tek bir tankta Rus ordusunda ve tüm telsiz iletişimi o tank üzerinden sağlanıyor. O tank vurulduğunda Sovyet muhaberatı aslında bir nevi eli kolu bağlı bir şekilde ne yapacağını düşünmek zorunda kalıyor. Aradaki bağlantı tamamen kopuyor ve Alman birlikleri ancak bu saldırıyla Rus ordusunun bu zafiyetinin farkına varabiliyorlar. Böyle bir durum var. Bunun dışında yine Manstein'in planında değişikliğe gittiğini söyledik. Daha önceki o kıskaç harekatını yapamadığı için direkt Prohorovka üzerine bir tank saldırısı yapmayı düşünüyor. Yani tabii orada asıl
kıyamet, Kızılca kıyamet zaten orada kopuyor. Yani orada işte çok büyük bir tank savaşı gerçekleşiyor ve neticesinde Sovyet ordusunun galibiyetiyle sonuçlanıyor bu tank savaşı. Çok büyük bir savaş, yani tank mezarlığına dönen bir araziden bahsediyoruz burada. Ama yani şunu söyleyebiliriz bununla ilgili. Kuzeydeki Alman hücum kolu, yani başarılı olabilse aslında Kursk'ta Almanların yani zafer kazanamaması için başka yani hiçbir sebep yok. Yani Manstein'in planına sadık kalınsa veya Hitler emri geç vermese, saldırı emrini geç vermese Almanların Kursk'ta zafer kazanamaması için hiçbir sebep yok aslında. Yani evet, Sovyetler sayıca çok daha üstün olabilirler. Aslında şey, sözünüzü kestim. Çok büyük Estağfurullah. bir uçurum yok. Sonuçta Evet. 3000 tanka karşı 5000 tank ve yeni Evet. tanklar Elephant, Tiger, işte Evet. Panzer 5, yani Panther Evet. ve çeşitli uçaklar, ki zaten Rusların biliyorsunuz üretim hatları Luftwaffe'nin ulaşamayacağı yerde, yani Uralların arka tarafında ve tren Aynen öyle. yolları günümüzde çok geliş. Evet, Evet. günümüzde bile Ural Dağları aslında Sovyetlerden kalma silah Çelik çıkıyor depolarıyla çünkü. doludur. Evet, Çelik aynen öyle. oradan. O yüzden Luftwaffe'nin de bu yönde biraz daha farklı bir senaryo olsa, yani Kursk'ta Luftwaffe şeye, Urallara ulaşabilse, Rusların üretim hatlarını kapatabilse, Almanların hem tank yönünden hem de lojistik ve arkaları sağlam, çünkü saldıran konumda Almanya, savunan Ruslar gayet iyi bir şekilde savaşı kazanabilirlerdi ve arada uçurum da yoktu. Aslında Evet. Kursk'tan sonra geri, yani Almanya'ya, Berlin'e doğru geçtikçe hem Rusların üretim kapasitesi arttı hem de çeşitli müttefik devletler, işte Amerika gibi Evet. yardımları deniz yoluyla Karadeniz'e ulaştığı için, işte hatta Rusların Sherman tankları bile kullandığı, bu işte belki siz de bilirsiniz. Romana Evet. Arşivist vardı YouTube'da. Evet. Oradan gözüküyor yani. O yardımlar da çok etkili oldu diye düşünüyorum. Evet, tabii yani Amerikalıların özellikle ya henüz Alman ordusu Moskova önlerindeyken bile yaptığı devasa yardımlar var, yani Sovyetler Birliği'ne devasa yardımlar var. Yani sanırım yanlış hatırlamıyorsam eğer 6 ay içerisinde 400 bin kamyonluk bir sevkiyat var, silah sevkiyatı var yani. Aynı zamanda sürekli bir zırhlı personel taşımak için kullanılacak kamyon sevkiyatı var. Yani Sovyetler aslında o Almanlar Moskova önlerindeyken Amerikan yardımlarının ekmeğini çok fazla yiyorlar zaten. Yani Ya çok fazla yiyorlar. mesela o yardımları da, özür diliyorum, ben bir denizci olarak girmek istedim. Tabii tabii buyurun Mesela lütfen. Land Lease anlaşmaları etrafında Sovyetlere giden devasa yardımlar var. Mesela İngiltere'ye de gitti bu yardımlar ve Amerika bunları yaparken şunun bilincindeydi: ben bunları gönderiyorum, lakin bunlar bana geri gelmeyecek. Böyle bir bilinçle yolladığı için, hani arkasına bakmadan yolladı. Bu mu gidecek? Gitsin. Ve denizde 1943'ten sonra, Brest geçişinden sonra da Almanların kafasını çıkaramaması su üstüne, Amerika'nın artık Ruslara iyice yığınağı yapmasına neden oldu. Nitekim Eisenhower adlı savaş kruvazörünün de Körfez ağzına girişinden sonra son mermisini attı Alman Deniz Kuvvetleri ve bu, nasıl diyeyim, sevkiyat, Amerika ordusunun, Amerikalıların Ruslara yaptığı sevkiyat devasa boyutlara ulaştı. Ve nitekim de bu ham madde olarak, güç olarak Almanların önüne geçirdi diyebilirim. Deniz olarak, deniz yolu olarak. Evet. Yani biz işin biraz daha kara kısmıyla ilgilendiğimiz için siz bu konuda biraz daha uzmansınız Evet, bize sağ göre. olun hocam. Yani deniz yoluyla olan aslında İkinci Dünya Savaşı'nın deniz kısmıyla ilgili de pek, yani hani Bismarck falan biliriz, işte Alman U-boat'larını falan biliriz genel olarak, ama yani böyle detaylı bir bilgimiz yok. Yani bilsek de çok fazla aktaramayız. Yani hani literatür çok dar, literatürümüz çok dar, anlatım kapasitemiz çok dar. Denize girdik mi 2 gün sürer deniz. O yüzden biz Kursk'tan daha karadan devam edelim ya.
Tabii hocam. Ya bu arada şöyle bir şey var. Yani Zhukov'un elinde Provorovka'da oradaki savaşta aslında kullanabileceği neredeyse 4000 kişilik bir yedek kuvveti de var. 400 bin kişilik pardon. Bir yedek kuvvet de var. Ve Zhukov bu yedek kuvveti öyle bir anda sahaya sürüyor ki yani henüz Almanların Manstein'ın Provorovka'ya yaptığı saldırının başında sürse büyük ihtimalle bu 400 bin kişilik kuvvet telef olacak. Telef olacak. Yani Almanların saldırı gücü iyice kırıldıktan sonra o 400 bin kişilik yedek kuvveti sahaya sürüyor Zhukov. Ve aslında bir nevi onlar sayesinde asıl başarı kazanılmış oluyor. Böyle bir ekstra bilgi var orada. Ve neticede yani Zitadel harekatı Almanlar açısından yani başarısızlık yani tam bir başarısızlıkla sonuçlanıyor. Çünkü o sırada müttefiklerin bir de Sicilya'ya çıkarma haberleri geliyor. Ve Hitler Zitadel harekatın yani Kursk'taki harekatın sonlandırılmasını talep ediyor. Orada yani büyük ihtimalle bir bölünme yaşanacak. Yani Manstein'in elinde kısıtlı bir birlik kalacak. Yani gücünü büyük ihtimalle ikiye bölecek. Ve birini İtalya'ya, Sicilya'daki müttefik çıkarmasına karşı kullanacak. Geri kalanla da aslında cepheyi sabit tutacak. Geri kalan elindeki kısıtlı birlikle de cepheyi sabit tutacak. Yani Hitler'in aslında bu noktada mesela yaptığı çok büyük hatalar da var. Yani ya Almanların dahi diyebileceğimiz generallerin tamamı bu harekattan sonra özellikle yani bu başarısız harekattan sonra yani çok dinamik bir savunma hattı oluşturmak istiyorlar Sovyetlere karşı. Çok dinamik bir savunma hattı oluşturmak istiyorlar ama Hitler'in kesin emri var. Yani tuttuğunuz alanı bırakmayacaksınız. Geri çekilmek yok. Yani kademeli bir geri çekilme istiyor Alman generaller, mareşaller. Kademeli bir geri çekilme, bunun yanında Rusları yıpratıp barış masasına oturmaya zorlama. Hani Moskova'yı alamadım ama en azından yenilmeyeyim. Rusları Berlin'e gelmesini engelleyeyim. Yani Alman generaller bunun farkındalar. Yani Rusları durduramayacakların farkındalar. Çünkü ellerindeki imkanlar Rusları durdurmaya yetmiyor artık. Yetmiyor. Almanların lojistik gücü çok zayıflamış. Aldıkları pek çok yerden geri çekilmek zorunda kalmışlar. Geri çekilmek zorunda kalmışlar. Ardı arkası kesilmeyen mağlubiyet süreci başlamış. Ama ona rağmen hala Hitler bulunduğunuz alanı terk etmeyin diye emirler veriyor. Ve ya burada da aslında Alman generaller istediklerini yapamıyorlar. Yani bir nevi Hitler'in hırsı 2. Dünya Savaşı'nın yani Almanların aleyhine sonuçlanmasını sağlıyor da diyebiliriz yani bir çok önemli bir Hocam etki çok olmuş bence. merak ediyorum da ben. Bunu atladım. Şimdi Alman mekanize birlikleri şimdi nasıl desem nitelik olarak çok üstün. Şimdi daha Evet. Sovyetler o zamana geldiği yani o zaman 1943 model T-34-70 hazırlıkları daha yeni yani 85'lik bile geçmemişti. Ki Tiger'da 88'lik vardı. Evet. Panther'de de L-73 müydü? Çok daha uzun 73, evet. L-73 7,5'luk vardı KVK. Daha nitelikli bir top. Yani kinetik enerjisi, çıkış hızı daha yüksek bir top. Evet. Buna rağmen sayı olarak da aralarında çok büyük fark yok. 3000, 5000. Ve bir Evet. Tiger'ın 15-20 tane T-34 veya işte BT-2, BT-7 durdurduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Bu Evet. nitelik olarak ve sayı olarak da Sovyet ordusuna yakın olmasına rağmen bu konuda başarısız olmasının sebebi nedir? Yani aslında demin anlatımımız içerisinde buna yani en önemli etkenin ne olduğunu söyledik aslında. Ya Sovyetler Birliği'nin tükenen kaynaklarını çok hızlı yenileyebilmesi ama aynı Evet. şeyi Almanların yapamaması. Yani mesela yani çok basit bir üretimi, çok basit bir kullanımı var T-34'ün. Çok basit bir kullanımı var. Usta olmaya gerek yok.
muazzam askeri bilgilere, tank bilgisine sahip olmaya gerek yok. Yani kısa bir eğitim alan her Sovyet askeri aslında T-34'ü kullanabiliyor. Ama aynı şeyi Almanlar için söylemek çok zor. Çok zor. Çünkü yani çok karışık mekanik yapıları var, çok teknolojik silahlar, yani öldürücü silahlar aslında. Ama hani Rusların da hani yani Hitler şey çok özür dilerim Stalin hani savaşı Sovyetler Birliği çok farklı milletlerden oluşuyordu biliyorsunuz ama hani büyük vatanseverlik savaşı dedi Evet. savaşın adına. Büyük vatanseverlik savaşı dediği andan itibaren aslında yani savaşı Sovyet halkına mal etti bir nevi. Ve her durumda en zorlu durumlarda bile mutlaka bir çıkış yolu yani o Almanların en teknolojik silahlarına karşı bile bir kurtuluş yolu, alternatif yol bulmayı Ve başarabildiler. ideolojik boyuta da indirgediler. İşte faşistler, komünistler tamam da Aynen öyle. halkını biraz daha konsolide etti. Aynen öyle. Çok güzel konsolide ettiler halkı. Ve yani bunu belki günümüz dünyasında hatta geçmişten beri hiç kimse yapmamıştır. Yani Zhukov Stalin'i savunma ilk başta savunma savaşı yapmaya ikna ettikten hemen sonra 300 bin kişilik sivil bir grup büyük bir grup yani tek başına bir ordu bu insanlar. Kursk çevresinde binlerce kilometrelik hendekler kazıyorlar ve ardı arkası kesilmiyor bu hendeklerin. Ardı arkası kesilmeyen hendekler kazıyorlar. Yani aslında Sovyet halkının müthiş bir fedakarlığı var. Aynı zamanda Sovyet askerlerinin de öyle. En zor durumlara karşı bir alternatif çözüm üretebiliyorlar. Yani T-34'lerde mesela benim bildiğim, hatırladığım kadarıyla T-34'lerin yani öyle çok üstün bir zırh kalınlığı yok. Çok seri tanklar, T-34'ler. Çok Evet. seri tanklar ama şimdi bir tank savaşına girmek istiyorsanız aslında tankı korumak da zorundasınız. Yani zırhını da yani mükemmele yakın yapmak zorundasınız. Hatırladığım kadarıyla Tiger'ların yani 100 milimetrelik bir zırh çeliği vardı. Geçemez topu zaten. Evet. 100 milimetrelik bir zırh çeliği var. T-34'lerin ise çok yanlış 45 hatırlıyorsam milimetre, düzeltiniz. Evet, 45 evet. milimetre eğimli, 60 derece olması lazım. Evet, eğimli. Eğimli bir yapıya sahip ve ya o eğimli yapı aslında Sovyet ordusuna çok büyük avantaj sağlıyor. Tabii Yani ki de. Sovyet mekanize birliklerine çok büyük avantaj sağlıyor. Yani küçük bir deneyle bile oturduğumuz yerden bunu fark edebiliriz. Yani karşıdan gelen mermi küçük hasar veriyor tanka. Ve de Almanların elindeki silahlar, tank teknolojisi aslında Sovyet tanklarını uzun menzillerden, çok uzun menzillerden vurmaya yarayabilecek türden. Böyle yakın dövüş için pek uygun değil aslında. Ama Sovyet T-34'leri çok seri, çok hızlı, yakın dövüşe çok çok uygun tanklar. Yani bu da tabii Coğrafyaya da dediğimiz uyumlu. gibi aynen Yani coğrafyaya da coğrafyaya çok çok uyumlu. Motoru çok basit. Yani nasıl desem. evet. Tiger'ın Maybach 600 beygir olması lazım. Evet, aynen öyle. Kadarıyla. Maybach O 600 beygir. motorlar Aynen. V2 olması lazım. O motorların bakımı zor ve Tiger'ın getirdiği teknik özellik olarak yani Tiger ağır bir tank ve Evet. bunun teknik olarak işte arazide söktük, yenisini getirmeye çalıştık ki Almanlar sürekli saldırı halinde oldukları için çok işleyen bir demir yolu da yok. Ama Ruslar Evet. mesela örnek veriyorum Urallardan boyuna yağdırıyorlar ve eğitimi çok basit ve bunun Evet. yanında idman yolları çok sağlam ve bunun akabinde şunu da anlatmak isterim. Tabii. Rus topçuları çok sağlam, çok seri atışlar yapıyorlar. Zaten hala Rusların topçuları işte topçu roketleri çok meşhurdur zaten o Evet. ekolleri. Hatta Evet. bugün o Suriye'de getirdikleri ekolle cidden Aynen öyle. Suriye topçuları bile çok iyi atışlar yapabiliyorlar. Bugün günümüzde bile İkinci Dünya yani bu iç savaş yaşanan bazı ülkelerde İkinci Dünya Savaşı'ndaki Sovyet sistemleri Evet. kullanılabiliyor hala. Evet, şu anlamda da destekleyeyim. Ve Sovyetler o yıla geldikten sonra işte Su-52, 152 gibi tank avcıları da yapmaya başlıyorlar. Hatta bir Evet. Su-152 benim bildiğim bir elephant'ı yani bu elephant dediğim çok nitelikli bir avcıdır. Gerçi onun da Evet. teknik sorunları olsa bile bu Tiger Porsche şasisinden üretilmiş bir Evet. avcıdır. Onun da 88'lik bayağı bir hatta Tiger'ın kendi topundan daha iyi olması gerekiyor.
L41 miydi? Yok, olması lazım Tiger'ınki. Onunki daha uzun olması lazım. 88'lik. Yani çok rahatlıkla Sovyet tanklarının menzile girmeden avlayabiliyor. Ki Sovyetler o yıllarda 152'lik topu bildiğiniz o işte KV-1 şasesine, yani Clement Voroshilov tankının şasesine 152'liği evet, monte edip onu bile vurmuşlardı. Zaten oradan sonra koptu IS-2'ler, IS'ler. Evet. Yani o konuda cidden Kursk'ta Sovyetleri o kadar da küçümsemenin şeyi yok. Cidden tabii, çok sağlamlar ve sayı olarak da çok iyiler. Evet. Yani Sovyet pardon, ben çok kısa gireceğim. Estağfurullah. Mesela ben de Alman mühendisinin bir nasıl diyeyim, iyi bir bağımlısı olarak, meraklısı olarak diyeyim. Almanların genelde kullandığı şeylerin çoğu komplike sistemler. Hani bunları sizlerin hepsini açıkladınız ama hani dediğiniz gibi Almanların o kafa yapısını aşamadıkları için, o hani bir de tabii kurumsal rekabetler var. Çok varyasyonu var. Mesela Panzer 4'ün bile hani o çok çeşitli varyasyonlar var. Army daha iyi bilirse, siz daha iyi bilirsiniz ama hani burada bir birliği, dirliği yakalayamadığı için Alman kara kuvvetleri çok çeşitli varyasyonlar var. Çok çeşitli varyasyonlar demek çok daha farklı sıkıntılar, sorunlar demek. Zaten 1943 gibi Luftwaffe eski gücünde değil. O 1941'lerin Luftwaffe'si yok artık. Hava saldırıları yapan Luftwaffe yani artık çok farklı, çok farklı bir yerdeler. Londra'ya hava saldırıları yapabilen, aralıksız hava saldırıları yapabilen bir Luftwaffe yok artık yani 1943'te. Evet, o işte. Ve o sırada da Sovyet hava endüstrisi de inanılmaz bir şekilde gelişiyor. Aynen. Sovyet öyle. hava endüstrisi işte bu avcı uçakları, hatta belki gece cazıları mıydı? Gece avcıları, Rusların kadın pilotları bile gece Alman ikmal birliklerine saldırılar yapıyorlar. Çeşitli sıkıntılar yaratıyorlar. Cidden o yıldan sonra, ya o yıla kadar aslında Barbarossa Harekatı'nda Rusların o geçmişten gelen hani subay sıkıntısının da aşama aşama iyileştiği ve teknik olarak da endüstriyel olarak da çok iyi bir seviyeye gelmeleri itibariyle adeta tır gibi ezdiler zaten, geçtiler. Bilmiyorum hocam, katılır mısınız? Yani Sovyetlerin o demin bahsettiğimiz bu büyük temizlikten hemen sonraki süreçte özellikle Barbarossa Harekatı'nın başlarında yaşadıkları o sıkıntılar, yani komuta kademesinin yetersizliği, sahadaki sürekli geri çekilme, aslında bir nevi bir yerden sonra hani Zhukov gibi güçlü karakterli generaller, Konev gibi, Chuikov gibi güçlü karakterde generallerle birlikte aslında bir nevi Sovyet ordusu sahada kendi subayını kendisi yetiştiriyormuş gibi bir döneme giriyor galiba. O zor şartlarda. Evet. Hocam bir de şunu eklemek istiyorum ben size. Bu yani eklemek istiyorum da ziyade şunu çok merak ediyorum. Yani biz bu şeyi anlattık ama Kursk Muharebesi savaşın gidişatını nasıl etkiledi, nasıl değiştirdi, nereye çekti? Yani onu bize bir özetlerseniz, onu da bir başlık olarak dinleyicilerimiz... Tabii, estağfurullah. Tabii. Yani dediğimiz gibi o Stalingrad'daki o kırılma anı Almanları zaten psikolojik anlamda bir çöküntüye uğratmıştı. Kursk Muharebesi'nin Hitler nezdindeki yapılma sebebi de bir nevi buydu aslında. Hitler müttefiklerin nezdindeki o itibarı tekrar kazanmak için Rus'ta bir saldırıya girişmek istiyordu. Bir de tabii sağ iç faktörler de var. Hani sağda inisiyatifi tekrar ele alma, o moral bozukluğunu giderme, Sovyet ordusunun psikolojik üstünlüğüne son verme gibi bazı düşünceleri vardı Hitler'in, ki haklıydı. Ama Kursk'ta yaşananlar, yine Alman yüksek rütbeli subayların Manstein'a ayak uyduramaması, aynı tempoda olamaması, aynı başarıları sağlayamaması, Sovyetlerin mükemmel direnci, müthiş direnci, insanüstü direnci, sonra yaptıkları karşı saldırı, tüm bunlar yani Kursk'ta Almanların yenilmesine sebep oldu ve artık orada döngü diyebileceğimiz kırılma noktası artık bir döngüye dönüştü. Ve Almanların sürekli daimi bir geri çekilmesi başladı tüm cephelerde. Tüm cephelerde, sadece Sovyet cephesi içinde değil. Süreçte
Leningrad'daki kuşatma kırıldı. Kırım çok geçmeden düştü. Alman ordusu oradan da geri çekilmek zorunda kaldı. Yani işgal ettiği Rus topraklarında, hala Rus topraklarında savaş veriyordu Almanya. Hala Rus topraklarında savaş veriyordu ama birkaç ay içerisinde hızlıca Alman topraklarına doğru, Balkanlardan da, Sicilya'dan da, kuzeydeki Baltık ülkelerinden de tamamen atılmış oldu. Ve artık ana vatanda bir savaş verir konuma kadar düşmüş oldu Nazi Almanyası. Tabii ya bu, burada ya Kursk Muharebesi'nin çok önemli bir etkisi var. Çünkü yani bir ordu düşünün, ya bir harekat planı düşünün. Yani tüm kartlarınızı aslında, yani elinizdeki her şeyi bir kumar oynamak için harcıyorsunuz. Tüm kozlarınızı tek karta yatırıyorsunuz. Yani tek bir oyuna yatırıyorsunuz. Kursk'ta olan şeyler tam olarak buydu. Yani Hitler elindeki tüm imkanları, tüm teknolojik aletleri, tüm üst düzey generallerini, dahi generallerini orada kullandı. Ve yine biraz kendisinden dolayı, biraz sağdaki diğer Alman komutanlarından dolayı, Sovyet direnişinden dolayı bu savaşta başarısız oldular ve bir geri çekilme süreci başladı. Yani bu burada bundan sonraki süreçte Almanların geri çekilmesini, böyle çekilmesine şaşırmamak lazım. Çünkü artık bu zaten yaptıkları son büyük saldırıydı. Yanlış hatırlamıyorsam Kursk. Ya saçmalıkla dolu ya. Ben bazen çok sinir oluyorum. Evet. Aşırı sinir oluyorum. Mesela adamlar nasıl desem, ham madde yönünde ya mantık, akıl yok yani. Hitler'den kaynaklanan bir şey mi? Öyle düşünüyorum. Evet. Hitler'in generalleri sürekli zaten sürekli ekonomik özür dileyerek giriyorum. Sürekli ekonomik işin ekonomik boyutunu düşünerek bazı yerlere saldırdığı, bazı yerleri ele geçirmek istediği, bazı işte generallerine o yönde harekat planları hazırlattığı bir gerçek yani. Ukrayna'ya özellikle bu buğday için saldırdı. Neresiydi orası? Ya şu an hatırlayamadım orayı. Taraflarına belki olabilir. Evet. Ve yani şöyle bir olay hatırlıyorum. Bir yerde okumuştum. Yani olayı tam net hatırlamamakla birlikte hani genel, hani dinleyicilerin kafasında da bir şey oturması için, hani sahadaki generaller işin askeri boyutunu, işin askeri kısmını, yani sonuçta savaşıyorsanız eğer sahada bazı başarılar elde etmek zorundasınız. Gerçekler bazı var. Başarılar, evet, sahanın kendi gerçekleri var. Yani ekonomik sahiplerle bazen hareket edemezsiniz. Evet, sizin ordunuzu besleyecek, mekanize birliklerinizi besleyecek yakıt, işte demin bahsettiğiniz gibi buğday gibi gıda ihtiyaçları var. Ama sizin bunu çok öncesinden aslında lojistik olarak temin edip uzun süreli bir harbe ordunuzu sokmuş olmanız gerekiyor yani. Halletmiş olmanız gerekiyor. Önce askeri. Pardon, sesinizi kestim. Estağfurullah, lütfen, lütfen. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Şimdi Almanların çelik sıkıntısı başlayacak. Evet. Kuzeyde. Ondan sonra... Aynen öyle. Çelik Norveç'ten geliyordu değil mi? Olabilir. Çelik Norveç'ten geliyordu. Aha, evet, Norveç'ten geliyordu. Çelik Norveç'ten geliyordu, evet. Panther tankı mühendislik olarak çok, nasıl desem, zaten amacı T-34'leri yok etmek üzerine ve bu şeyde Panzer 4'teki silahın daha da uzatılıp kinetik enerjisini yükseltip daha uzun mesafelerden T-34'ün eğimli ön zırhına nüfuz etmesi için üretilmiş. Hocam, çok ağır olmayan bir tank. Hocam, siz tanklara daha hakim olduğunuz için, yani biraz daha hava araçlarına biraz daha hakimim de, tanklara biraz daha hakim olduğunuz için, daha doğrusu tankların teknik yapısına biraz daha hakim olduğunuz için ben sorayım burada size bir soru. Sorabilirsiniz, evet. Yani, eğer yanlış hatırlamıyorsam Panther 1, çok özür dilerim, Tiger'lar 88'lik uçak savarlardan devşirmeydi değil mi? 88'lik, evet. Normalde o top Afrika'da falan Rommel tarafından, evet, Rommel bunları tanklara karşı kullanmıştı. Geri birliklerde tank savar olarak işte Cromwell, evet, işte Chrysler, işte İngilizlerin Kruger tanklarına karşı kullanılmış
uçak evet. savar topu ve çeşitli İngiliz uçaklarına karşı da kullanılmış bir top. Kinetik evet. enerjisi çıkış hızı çok yüksek olduğu için ve Tiger üzerine monte ediliyor. Ama işte Tiger'ın da işte çünkü geri tepmesi fazla olduğu için taret tasarımı otomatikman büyük oluyor. İşte tankın ağırlığı artıyor. Bu yönde mühendisler Panther'ı yaptılar işte. Ki kurs muharebesine de yetişti. Hitler gitti evet. işte daha fazla Tiger yapalım, daha fazla Elephant yapalım. Evet. Yani saçma sapan işlere girdi. Panther tankından yapsana. Tank zor değil. Aynen. Eğimli evet. zırhı var. Zırh tamam çok zırhlı bir şey değil ama T-34'lere karşı gelebiliyor. Evet. Yediği atışlara karşı. Yani gidiyor saçma sapan çok ağır malzemesi, çok lojistiği sıkıntılı olan, motoru karmaşık olan tanklar yapıyor. Evet. Öyle bir evet, mekanik problemleri var. Çok yüksek. Evet. İşte komplike sistemler dediğimiz için. Yani Hitler'in aslında şöyle büyüklük fetişi var. Yani fetiş demek biraz olabilir ama bu bir gerçek yani. Hitler'in gerçekten büyüklük fetişi var. Gustav Topu mevzusu. Yani bir insan, bir onbaşı diyeceğim. Çünkü biliyorsunuz Weimar Cumhuriyeti'nin evet. Cumhurbaşkanı da çok dalga geçer. Evet. Bohemian Corporal yani korporal dediğimiz hani bohem onbaşı bir aşağılayıcı bir söz grubudur bu. Bundan dolayı hani bir insan neden öyle bir top yapar ve bir hani ikame sistemi o kadar zor ki ve böyle bir iki tane tank projesi var sanırsam Almanların üstüne İngilizceden naval gun yani deniz topu deniz batarya koymak planları var Almanların. Bir tanka niye deniz topu koyar ki bir insan? Böyle bir ruh hastalığını kim yapar? Ama işte deniz topları abi, da 200'lük 300'lük yani. O ya. 28 santimlik toplardan bahsediyoruz. 28 santim. Yani garip insanlar evet. Almanlar ya. Çok gerçi şeye Maus'a 128'lik koydular. Gerçi 128'lik savaş alanı yak Tiger'lara koydular. Yak Tiger'lara 128'likleri koydular. Ki onda da başarılı oldu. Yak Tiger'lar bu batı cephesinde Şermanlar falan kaçacak deri kanıyordu. O ki onları da terk ettiler, yok ettiler. Saçma sapan işte. Savaş artık bitmiş. Adam gidiyor Yak Tiger yapıyor. Bir de şimdi aslında bizim son sorumuz vardı. Savaş sonrası dinamiklerdi ya ama onu hem başta hem de zaten Armin'in sorusuyla sorduk. Ben size küçük bir soru sormak istiyorum. Hava silahlarına hakim olduğunuz için. Sizce Hermann Göring şahsi ihtiras hava silahları dedim ama Hermann Göring Kürekleri komutanından bahsedeceksiniz. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Evet. Ben çünkü bir denizci olarak o arkadaştan pek haz etmem. Çünkü savaş başında verdiği hiçbir sözü tutmayan evet. iki yüzlü namert yani daha ağır konuşuyorum. Bir insan evladı. Ya, aslında biz sizle yanılmıyorsam sosyal medyadan, Twitter'dan bu konuyla ilgili sohbet ettiğimizde de Hermann Göring'in rahmetle yad etmiştik zaten. Çok sık. Çok rahmetli evet. rahmetle aynen. yad ettik. Pardon gülme evet. şey yaptım. Çok yani iğrenç bir insan. Yani bu aslında Göring çok fazla general, çok fazla yani kendisine muhalif olabilecek herkesi, kendisine karşı çıkabilecek her fikri yani küçük olsun büyük olsun fark etmez. Yani Hitler'in çok yakınında tam hani dalkavuk olur ya öyle bir adam aslında. Hitler'le hiçbir şekilde zıtlaşmıyor ama Hitler'e mantıklı gelebilecek diğer generallerin fikirleri var mesela. Ama ya adamın Hitler'in beynine öyle bir giriyor ki sinsi bir şekilde. Hani çok mantıklı fikirlerden vazgeçirebiliyor Hitler'i. Yani hani başat aktör diyebiliriz ya. Böyle başat aktörlerden biri Alman Komut Akademisi'ndeki başat aktörlerden biri Alman yenilgisine sebep olan başat aktörlerden biri diyebiliriz Göring'le ilgili. Çok böyle garip hırsları olan, ihtirasları olan. Yani mesela Stalingrad Muharebesi'nde de kuşatma altında kalan Paulus'un 6. ordusuna yani sürekli bir ikmal erzak yardımı lazım. Havadan bunun Alman hava kuvvetleriyle yapılması lazım. Yani karadan bağlantı yok çünkü. Manstein de başaramamış bunu. Kuşatmayı kıramamış. Yani Luftwaffe'nin burada devreye girmesi lazım. Çok özür dilerim. Burada devreye girmesi lazım. Mesela yanılmıyorsam günde yaklaşık 100 sorti yapıp havadan gıda tesis edilecek Paulus'un 6. ordusuna.
Tabii bu işte ayda belli bir sayıya tekabül ediyor. Yani çünkü artık Alman ordusunda açlık baş göstermiş ve Hitler de kesin bir şekilde teslim olmamalarını emrediyor yani. Yani teslim olmamalarını emrediyor ama bu adamlar açlıktan ölecek. Artık açlıktan ölmeler başlamış yer yer. Orada Hitler'e verdiği işte günde 100 uçaklık yardımın yani yarısını yapabiliyor. Yani uçakların yarısını kaldırabiliyor. 50 uçak falan kaldırabiliyor. O 50 uçağın da en az üçte biri yine Sovyet hava savunma sistemlerince vuruluyor. Yani böyle bir olay var. Yani çok genel itibariyle çok başarısız bir adam, ihtiraslı bir adam. Sovyet Yani, hava kuvvetleri de öyle ahım şahım bir şeydi. Yeni yeni toplandı. aynen öyle. Aynen öyle. Yani Sovyet hava kuvvetleri değil zaten hani orada Alman uçaklarına müdahalede bulunan. Genelde Şey Sovyet oluyor uçak savar ya. sistemleri. Toplar aynen. Stalingrad'da. Adamların Aynen topçuları öyle. Aynen çıkıyor. topçu sistemleri çok iyi ve yapıyorlar yani. Hani Stalingrad'da vaat ettiği sözün anca yarısını yapabilen yani kaldırdığı uçakların da üçte biri böyle Rus ordusunca vurulan bir hava kuvvetleri komutanından bahsediyoruz ve savaş başından sonuna kadar bu adamın görevde kaldığını düşünün. Hava kuvvetleri bir darbe yapamamış mı ya? 3-4 pilot. Bu Oh. adam delirtir yani insanı. Çünkü hani Almanlarda bir o kültür de var. Junta oluşturup devirelim. Ki Tabii Hitler'i canım. öldürmeye de çalıştılar. Paramiliter gruplar da var. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Artık deniz ayağına da kendimi sokayım. Tabii Graf tabii. Zeppelin uçağı var. Deniz uçağı ne ya? Uçak gemisi var. Deniz uçağı diyorum. Evet. Uçak gemisi var. Tabii biliyorsunuz Almanların uçak gemisi yok ve Bismarck'ı, Tirpitz'i ve çeşitli savaş kruvazörlerini hava şemsiyesinden dolayı kaybettiler. Evet. Şöyle bir şey okudum birkaç yerde, makalede ve kitapta. Aslında doğru bir argümanla Hitler'in beynine girerek bu uçak gemisinden vazgeçirdiğini onu. Şu öyle bir argüman. Çok malzeme gidecek. Bu malzeme ile hava kuvvetlerini biraz daha güçlendirebiliriz gibi. Evet, bunu ben de okumuştum bir yerde. Evet, belki de aynı kitabı okuduk. Şimdi isim vermeyelim. Kitap ismi. Şimdi hani bir de savaş öncesi Amiral Erich Rieder'e şöyle bir vaati var. O koca şişmanın 700 tane uçak vereceğini söylüyor. 700 uçak. Bir uçak deniz uçak filosu kurup hava gücü kurup hani 700 uçakla Atlantik'in içinden geçersiniz tabiri caizse. Biraz abartmak istemiyorum ama Yani durum o. Evet. evet Öyle bir durum. 700 uçakla Atlantik'in bilmiyorum en azından Bismarck'ı daha savaşın başında kaybetmezlerdi. Tirpitz'i o Aynen kadar öyle. acı kaybetmezlerdi. Ya da Verim benim alabilirsiniz o. Çok büyük verim alabilirsiniz yani. Atlantik'te. Ve benim en sevdiğim gemi dünya tarihinde Scharnhorst. Mesela onu da söyleyeyim küçükken bir bilgi vereyim dinleyicilere. Alman gemilerinin bütün isimleri eski Prusyalı mareşallerden gelir. Bir tanesi Evet. bir iki tanesi hariç. Bunlardan biri Tirpitz'dir. Tirpitz'in adı Alman. Önceki programda da ben anlattım ama bir daha söyleyeyim bunu. Alfred von Tirpitz'ten gelir. Zırhlıdır. Bismarck zaten bildiğiniz üzere benim açımdan dünyada yaşamış olan en büyük devlet adamlarından biri Otto von Bismarck. Ve Aynen. bir takım o bilgiyi de vereyim. August von Neisenau ve Scharnhorst iki Prusyalı general Prusya ordusunu dizayn edip Fransa koalisyonuna karşı bir güç oluşturuyor Prusya gücü ve Hitler'in de Prusya'ya olan aşkı, eski Prusya İmparatorluğunu geri döndürebilme aşkı denizde böyle bir yola sebep oldu. Konuyu çok dağıtmayacağım. Yani aslında bütün Doğu Cephesi'nin bütün dinamiklerini aşağı yukarı Kursk Muharebesi'yle savaşın kırıldığı muharebeyi anlattık. Hocam sizin ek olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben öncelikle bunu sormak istiyorum size. Hocam ben yani gidişatın değişimi ile ilgili Kursk Muharebesi sonrası gidişatın değişimi ile ilgili yani yine direkt Alman mekanize birliklerin oluşmasındaki en büyük pay sahibi Heinz Guderian'ın günlüğünden bir alıntıyla bitireyim isterseniz. Tabii ki hocam. Ya Guderian diyor ki günlüğünde Zitadel Harekatı'nın
muharebesinin başarısızlığa uğraması bizi kesin sonuçlu bir yenilgiye götürdü diyor. Bunca büyük emeklerle yeniden örgütlenen ve yeniden donatılan zırhlı teşkiller insanca ve donatımca büyük kayıplar vermişler ve şimdi uzun bir süre yeniden kullanılamayacak duruma düşmüşler. Doğu cephesini savunmak için bunların zamanında derlenip toparlanabilecekleri de şüpheliydi. Burada söylemeye gerek yoktur ki Ruslar zaferlerinin başarısını tam anlamıyla genişletmeyi başarmışlardır. Artık Doğu cephesinde sükunetli dönem diye bir şey kalmayacak. Zira düşman inisiyatifi tartışma götürmez bir şekilde kendi eline almış durumda. Armi'cim sen de bir tankçı olarak bir eklemek istediğin bir şey var mı acaba? Yani benim eklemek istediğim Alman tank birliklerinin çok verimsiz kullandığı, yani o kadar güçlü bir üretim hattı ve fabrika düzeninde saçma sapan nasıl diyeyim verimsiz işler yapılmaya kalkması, ki Almanların mühendislikleri çok iyidir. Almanlarda zeka da vardır ama sevgili Hitler sağ olsun, çeşitli hava kuvvetlerinin de saçma işte iş bilmezliği olsun. Bir de ben dinleyicilerimize bir film önermek istiyorum. Özellikle Alman gözüne, yani şimdi herkes İkinci Dünya Savaşı filmi seyretmiştir çocukluğundan itibaren. Peki o yönde bir şey olmuştur. Bu Almanların gözünden, bu Almanların yaptığı 93 senesinde Stalingrad 1993 filmi vardır. Evet. Tarafsız bir şekilde o Stalingrad'daki muharebeleri, işte 6. Ordunun teslim oluşunu falan anlatan, Alman askerlerinin de Hitler'in saçmalıkları altında nasıl zorluklar çektiğini, bir de Almanların gözünden anlattığı bir film var. Evet. Tavsiye ederim. Çok nadir filmlerden biri değil mi hocam? Almanların gözünden anlatılan çok nadir. Almanların gözünden ve genelde gerçekçi. Evet. Ve de enfes bir filmdir. Yani ben de tavsiye ederim. Genelde Hollywood tarzı filmlere alışkın olduğumuz için Hollywood'da Almanların, İngilizlerin gözünden, müttefikler gözünden. Almanlar canavar, ezik. Öyle gösterirler. Evet, aynen öyle. Alıştığımız için biraz farklı bir deneyim olabilir filmi izlerse izleyiciler. Ben de tavsiye ederim yani. Çok enfes bir film. O halde benim bir film önerim yok arkadaşlar. Denizde zaten Almanları ezdiler. O yüzden zaten konumuz da deniz değil. Selçuk Hocam, geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık öncelikle. Ben teşekkür ederim. Mükemmel. Bize harika şeyler anlattınız. Mükemmeldi gerçekten. Armi'cim sen de sana da teşekkür edeyim. Evet, rica ederim. Hocam öncelikle şunu söyleyeyim. Ben sizlere çok teşekkür ederim davetiniz için. Sonunda programı yapmak nasip oldu. Yani sürçülisan ettiysek affola. Herkese, tüm dinleyicilere şimdiden teşekkür ediyorum. Evet dostlar, bizi hangi zaman diliminde dinliyorsanız ekip olarak size o zaman dilimiyle selamlayalım. Sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle dostlar.